Merhaba arkadaşlar. Çıkabilecek sorular. LGS denemesi. Videomuza devam ediyoruz. Öncelikle bu denemeyi kendiniz çözmek isterseniz ki daha faydalı olacaktır. Videonun açıklamalar kısmından PDF olarak indirip çözebilirsiniz. İlk 5 soruyu çözmüştük. 6. soruyla videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Arda babasının kendisine yaptığı uçurtmayı uçururken kaç metre ip kullandığını hesaplamak istiyor. Şeklimize bakarsak arkadaşlar bir Pisagor sorusu. Aynı zamanda köklü sayı sorusu. Nasıl bakalım hemen görelim. Pisagor bağıntısı nasıldı? E hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların karelerinin toplamını. Toplamına eşittir. Öyleyse 25'in karesi 625, 50'nin karesi 2500. Bunları toplarsak 3125 yapacaktır. Ha, demek ki x uzunluğu yani bu ipin uzunluğu hardın merak ettiği uzunluk kök içerisinde 3125'e eşit. Bunu bulduk. Ama bunun yaklaşık olarak hangi tam sayıya yakın olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar iki yöntem kullanabilirsiniz. Birinci yöntem, mesela şıkların karesini alırsınız. 52 çarpı 52 kaç yapar? Sonra işte 56 çarpı 56 kaç yapar? Bunlara bakıp hangisinin 3125'e yakın olduğunu bulabilirsiniz. Böyle bir yöntem kullanılabilir. Bir diğer yöntem ise arkadaşlar köklü sayıların yaklaşık değeri de hesaplama yöntemimizde. O da onu isterseniz gösterelim. 3125'i önce kök dışına çıkarmak için asal çarpanlarına ayırmak istiyorum. 2'ye bölünmüyor. Rakamları topluyorum. 3'e de bölünmüyor. 5'e bölünür. 3125'i 5'e bölersem 625 çıkacaktır. Tekrar 5'e bölersem 125. Tekrar 5'e bölersem 25. Tekrar 5'e bölersem 5. 5'e bölersem 1. Evet. Öyleyse kök içerisinde 3125 şu iki tane 5 dışarıya bir tane 5 olarak çıkar. İki tane 5 de bir tane 5 olarak çıkar. Yani 25 olur dışarıdaki sayılar. Kökün içerisinde de bir tane 5 kalacaktır. 25 kök 5. Yani bize kök 5'in yaklaşık değerini hesaplamak gerekiyor. gerekiyor. Kök 5'in yaklaşık değeri hesaplanırken şöyle yapıyorduk. Kök 5'ten küçük kök dışına çıkabilen hangi sayı var? Kök 4. Kök 5'ten büyük kök dışına çıkabilen hangi sayı var? Kök 9. O zaman demek ki kök 5'imizin yaklaşık değeri 2 ile 3 arasında. Sonra şöyle yapıyorduk arkadaşlar. 4 ile 5 arasında bir sayı var. 5 ile 9 arasında ise 4 sayı var. Ha, demek ki bizim kök 5'imiz kök 4'e daha yakın. Değil mi? Yani biz işte buna 2 ile 3 arasında bir sayı vereceğiz ya kök 5'e. Tam ortada olsaydı 2,5 derdik. Kök 4'e daha yakın olduğu için işte burada 2,2 denilebilir. Ee, öyleyse ben kök 5 şey yaklaşık olarak 2,2 almak istiyorum. O zaman 25 ile kök 5'i çarpacağım ya. 25 ile ben 2,2'yi çarpıyorum. Buradan 50 yapacaktır. 50 yapacaktır. Toplarsak 55 yapacaktır. Şu virgülü de şuradan ayırdım. Öyleyse bakın en yakın 5 şıkkında mevcut. Geçelim 7. sorumuza. Yukarıda kordasında verilen iki tane bakın üçgenimiz var. Birinci üçgenimiz Saat yönünün zıttında 180 derece döndürülmüş. İkinci üçgenimiz ise x eksenine göre simetri sağlanmış. Oluşan kesim bölgesi soruluyor. Şimdi arkadaşlar şu eksenlerimizi biraz şöyle belirli bir şekilde çizelim. X eksenimiz. Y eksenimiz. Şimdi önce ABC üçgeninin saat yönünün zıttında 180 derece döndürelim. Arkadaşlar 180 derece döndürürken köşelerden gidebilirdik isterseniz mesela B köşesinin koordinatları neler? Eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 4 de 0. Eğer ben bunu 180 derece döndürürsem x'i birden işaret değiştirir. 4'e 0 olur. Yani şuraya gelmiş oluyor. B köşesinin yeni yeri. A köşesi kaç arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A köşesi ise eksi 4'e 6. Eğer ben bunu 180 derece döndürürsem x'i birden işaret değiştirir. 4'e eksi 6 olacaktır x1, x2, x3, x4, x5, x6 evet buraya gelmiş oluyor. İşte C köşesi de 0'a 3 bu da ne olacaktır? 0'a x3 olacaktır. Şimdi ben bu üçünü birleştiriyorum. Ve ABC üçgeninin 180 derece dönme altındaki görüntüsünü bulmuş oluyorum. Biliyorsunuz 180 derece dönmedi arkadaşlar. Saat yönü veya saat yönünün zıttı hiç önemli değildi. İkisi de aynı yere varıyordu. Şimdi gelelim diğer üçgene. CD üçgenin ise simetrisini alacağım. Örneğin C noktasının x eksenine göre simetrisini alırken bakıyorum x ekseninde 3 birim uzaklıkta görüntüsü de 3 birim uzaklıkta olacak. Buraya gelecek. E noktası 4 birim uzaklıkta ekseni. o zaman görüntüsü de 4 birim uzaklıkta olacak. Buraya gelecek. D noktası eksen üzerinde yine simetrisi kendisi olacaktır. Bu üç noktayı da birleştirirsek bu da bizim CD üçgenimizin görüntüsü olmuş oluyor. Şimdi iki üçgenin ortak olan bölgesi bakın arkadaşlar ikisinin kesiştiği bölgeyi ben çizmek istiyorum. Bakın şurası iki üçgenin ortak kesiştiği bölge. Evet. Bize bu bölgenin çevresini soruyor. Çevresi kaç birim diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakın şurası hemen belli zaten. Direkt sayılabilir. 1 2 3 4 birim. Burası 4 birim. Şurası neyse arkadaşlar Pisagor'dan bulabiliriz. Çapraz ilerliyorsa her böyle kareli bir zeminde Pisagor'dan bulunacak. Pisagor'dan bulmak için şuraya bakalım hemen. 3 birim. 4 birim özel üçgenimiz vardı. 3, 4, 5 üçgeninden burayı da 5 bulacağız. Şimdi geçelim şu diğerine arkadaşlar. Ee, bakın burası da yine çapraz ilerlediği için Pisagor'dan bulunacak. Şu kenarda Pisagor'dan bulunacak. Şu dik üçgeni kullanabilirsiniz. Ee, şurası 1 birim. Burası da 4 birim olduğuna göre Pisagor'dan bunun karesi 1. Bunun karesi 16. O zaman burası da kök 17 olacaktır. Şimdi bulduğumuz kenarları toplayalım. 5 artı 4 artı kök 17 toplarsak 9 artı kök 17 olacak cevabımız. Evet geçelim hemen 8. sorumuza. ABCD karesinin alanı verilmiş. DFG'nin alanı verilmiş. KL FH karesinin alanları verilmiş. Ee, biz buna göre şu BK uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Bunların alanları verilmişse kenarlarını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Demek ki ABCD'nin Alanı 192 ise bakın, bunun alanı 192 ise kenarı kök 192'dir, değil mi? Daha önce öğrenmiştik. Öyleyse 192 kök dışına çıkarmaya çalışalım. E biz aslında bunu biliyoruz. Bunu 3'e bölersek, ne yapar 3'e böldüğümüzde? 64 yapacaktır. Ha, demek ki bunun bir kenarı 8 kök 3. Nereden yaptık? Kök içerisinde 3 çarpı 64 her, 64 dışarıya 8 olarak çıkar, 3 de içeride kalır. Şimdi gelelim şu büyük üçgenin bir kenarını bulmaya. Bunun alanı 675 ise arkadaşlar, 675 sayısını kök dışına çıkaralım. 125, pardon, 225 çarpı 3 bu da, 225, 15'in karesi. O zaman bu da 15 kök 3 yapar bir kenarı. 27'yi kök dışına çıkartalım. 27 arkadaşlar, 9 çarpı 3. 9'da dışarıya 3 olarak çıkacaktır. Bu da 3 kök 3 bir kenarı. Şimdi bize sorulan BK uzunluğunu bulmak için arkadaşlar Pisagor'dan yararlanacağız. Burada bir dik üçgen oluşturuyoruz. Bakın, şurada bir dik üçgen oluşturup Pisagor'dan bulacağız. Evet. Şimdi şurayı isterseniz uzatalım ki daha iyi anlaşılmış olsun. Şimdi bakın bu büyük karemizin bir kenarı 15 kök 3'tü değil mi? Bu kadarlık bir kısmı 3 kök 3 şurası da 8 kök 3 bakın. Değil mi? Şurası 8 kök 3. Öyleyse ben 15 kök 3'ten bir 8 kök çıkartacağım. Bir de 3 kök çıkartacağım. Yani toplamda 11 kök çıkartacağım. Geriye ne kalır? 15 kök 3'ten 11 kök çıkarsa 4 kök kalacaktır şuraya. Şimdi bir de şu uzunluğu hesaplayalım arkadaşlar. Bu uzunluğu hesaplarken bakın şu 15 kök 3'ten şuradaki 3 kök çıkartırsak şu uzunluk bakın 3 kök 3. Geriye 12 kök kalacak. E burası da 8 kök 3. Toplarsak burası da 20 kök 3 yapacaktır. O zaman benim bulmam gereken bir kenarı 4 kök 3 olan diğer kenarı ise 20 kök 3 olan dik üçgenin hipotenüsünü hesaplamak. Ben buraya A dersem A'nın karesi eşittir. 20 kök 3'ün karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Düzenlenirse 400 çarpı 3 1200. 4 16 çarpı 3 48. Demek ki cevabımız 1248'in kare kökü. A kare 1248 ise A kök 1248'dir. Öyleyse 1248'i asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Şuradaki boşluğu kullanacağım. 1248'i asal çarpanlarına ayırmak için yanına çizgiyi çektim. 2'ye bölersem 624 2'ye bölersem 312 2'ye bölersem 156 2'ye bölersem 78 2'ye bölersem 39 3'e bölersem 13 13'e bölersem 1. Öyleyse kök 1248 dışarı çıkartılırken bakın şu 2 tane 2 dışarıya bir tane 2 olarak çıkacak. 2 tane 2 bir tane 2 olarak çıkacak. Geriye kalanlar birer tane olduğu için bunlar kök içinde kalacak. Yani 2 çarpı 3 çarpı 13 sonucumuz neymiş? 4 kök 78'miş arkadaşlar. Cevabımız D şıkkında mevcut. Evet. 9. sorumuz. Öğretmenleri Ali Can ve Merve'den birer cebirsel ifade söylemelerini istemiş. Daha sonra söylenen cebirsel ifadeleri çarpıp çıkan sonuca bir eklemelerini istemiş. Bu sorunun cevabı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Demek ki bizim yapmamız gereken x eksi 1'i x artı 1'i x kare artı 1'i yani bu üç öğrencinin söylediğini çarpıp üzerine de 1 eklememiz gerekiyor. Bizden bu isteniyor arkadaşlar. Şimdi biz iki kare farkını öğrenmiştik. Bakın birinciler aynıysa ikinciler de aynıysa aradaki işaretlerden 1 artı 1 eksi ise bu ikisi iki kare farkından yararlanarak çarpılabilir. Nasıl? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi diye bu iki tane cebirsel terimin yerine bunu yazabiliriz. Sonra geriye kalanlarını bir ekleyelim. Geriye kalan x kare artı 1 var. Bir de yanında artı 1 var. Ha, şimdi baktığımızda arkadaşlar tekrar burada 2 kare farkı mevcut. Nerede anladım? Birinci terimler aynı. İkinci terimler aynı. Aradaki işaretlerden biri eksi 1 artı. O zaman bunlar 2 kare farkından tekrar çarpılabilir. Nasıl çarpılıyordu? Birincinin karesini al. Yani x karenin karesini al. Sonra da ikincinin karesini al. Bir de yanında artı 1 var. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Şimdi burada karesinin karesi alındığında üstler çarpılır. X üzeri 4 olur. Eksi 1 ile de artı 1 toplandığında birbirini götürecektir. Geriye sonuç olarak X üzeri 4 kalacaktır. Cevabımız B seçeneğinde mevcut. Evet geçelim. 10. sorumuza. Televizyonda depremler hakkında bir belgesel yayınlandı. Bir jeolog şöyle söyledi. Önümüzdeki 30 yılda İstanbul'da deprem olma ihtimali %60'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi jeoloğun ifadesine göre doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. 30 yılın %60'ını almış ve 18 bulmuş. Hani %60 deprem olma ihtimali var. O zaman 18 yılın içinde deprem olacak, 12'de deprem olmayacak gibi bir şey söylemiş. Arkadaşlar bu çok saçma, böyle bir şey olamaz. %60 deprem olma ihtimali kişisel bir olasılıktır. Tahmin yürütülmüştür. Bu kesin olacak anlamına gelmez. %60, %50'den büyük olduğundan İstanbul'da kesinlikle deprem olacak arkadaşlar. Böyle bir şey de söylenemez. Çünkü bu bir ihtimal, bu bir olasılık. Önümüzdeki 30 yılda İstanbul'da deprem olma ihtimali olma ihtimalinden daha fazladır. Bu da yanlış. Bu da söylenene göre deprem olma ihtimali daha yüksek değil mi? 160. 30 yıl içinde İstanbul'da deprem olmayabilir. İşte bu doğru arkadaşlar. Yani bu ihtimal olduğuna göre kesinlikle deprem olacak diye bir şey söylenemez. Örneğin şöyle örnek vereyim. İşte bir zar atıldığında yazı gelme ihtimali %50 değil mi? 1 bölü 2 veya %50. E o zaman ben iki defa zar attığımda kesinlikle biri yazı biri tura mı gelecek? Hayır arkadaşlar ihtimal yüzde %50 ama iki defa attığımda ikisi de tura gelebilir değil mi? Tura tura gelebilir veya ikisi de yazı gelebilir. Bu bir ihtimal. Dolayısıyla 30 yıl içerisinde deprem olmayabilir. Bu doğru seçenek. Evet bu videomuzda bu, bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda çözümlerimize devam edeceğiz. Videolarımıza destek olmadığına abone olmayı yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.